Herkese merhaba, ben Serkan. Ben Rezan. Kitap alıntılarının kaçıncı bölümü olduğunu kapaktan gördüğünüz bir bölümünde tekrar beraberiz. Yeni yılın planını yaparken ben Rezan Hanım'a dedim ki ya kitap alıntılarına yorumları artık çekmeyelim dedim. O zaman çok üzülmüştü. Neden Yıkıldım. üzüldün? O zaman yıkılmıştım. Şimdi dedim ki o zaman yarın bir kitap alıntılarına yorumlar çekelim dedim. Yine Yaşama yıkıldı. sevincim tekrar Yine geldi. yıkıldı bu arada. Yani kitap alıntılarına yorumları biz seviyoruz ama Rezan Hanım'a işte böyle hani işte zahmet veriyormuşum gibi bir his geliyor bana. Estağfurullah. Yani sanki zorla işte kafasına silah dayayarak çekilmiş bir videoymuş gibi hissettiğim için çekmeyelim demiştim. O da biraz üzüldü. Neden öyle düşünüyorum? Yani neden öyle hissediyorum? Onu söyleyeyim. Çünkü ben Serkan kadar kitap okumuyorum ve kitap alıntılarında birazcık burada iriti durduğumu düşünüyorum. Yani şimdi böyle bir kıyas yapacaksak işte ben de X kişisinden daha çok kitap okumuyorum. Ama Öyle şu bir an şey senle yok. ben varız ya, senin okuduğun kitapların alıntılarını konuşuyoruz hep ve ben konuşurken çok seviyorum. Sadece hazırlık, ya şu anda ben buna geldim, Hazırlık yok. Ben oturdum. de şu anda okuduğum kitaplardan 2-3 tanesi önümde. Onlardan bir şeyler seçtim. Onu konuşacağız. Bir Tamam. şey yok ki kitabın Ya ben duygusuyla alakalı bir alıntılarla şey ilgili yok. hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Tamam. Serkan'ın kendi Bunu daha önce alıntıları. yaptık. Senin hiçbir alakanın olmadığı alıntılarla da yaptık. Çok güzel oldu o Tamam, o videoda. zaman yapalım. Sıkıntı yok yani. Bu arada Okudum bu arada benden hızlı bir şekilde bilinmeyen bir ada neydi? Bir ada icat etme kitabını zaten okudum. evet, okudum. Bu arada şeyi söylemek Altını istiyorum. çizmiyorsun. Bence bir an önce başlayalım ama önce şunu söylemek istiyorum. Çok kaliteli bir kitlem var aşkım. Gerçek aşkım demeyecektim, pardon. Serkan beni uyardı. Lütfen videomda bana aşkım deme, abim deme. Düzgün otur. Küfür etme. Hayır, Uyardı beni. Özür söylemiştim. dilerim. Bu nezih Bu kanalda. nezih kanaldayım. Bu videonun konsepti bu. Ben sana Tamam. Rezan Hanım diyorum. Sen bana Serkan Bey diyorsun ya da hiçbir şey demiyorsun. Tamam, özür dilerim. Evet. Çok güzel bir kitlem var. Ya, gelen yorumları okuyorum. Çok tatlı şeyler yazıyorsunuz. Çok kaliteli insanlar olduğunuz çok belli arkadaşlar. Umarım bu ortamı bozmuyorumdur. Hadi Asla başlayalım. bozmuyorsun da yani bu arada bunu söylemek istiyorum. Mesela kanalın son bir ayda 1,5 aydır müthiş bir artış var. Hem izlenmelerinde hem takip edenlerde. Çok teşekkür ediyorum çünkü ortak bir zevkte, ortak bir duyguda buluşmak, hatta işte okuduğumuz kitaplarda bazen farklı duygularda da olsa buluşabilmek çok güzel. Ve hoşuma gidiyor. Umarım böyle de devam eder. Videoları güzel güzel çekmeye devam ederiz. Çünkü ben bir de konuşmayı ve anlatmayı çok seviyorum. O nedenle ben Ne anlatmaya güzel. Biz de çok seviyoruz. istedikçe muhtemelen devam edecektir kanal. Çok Evet. teşekkür ediyorum bütün desteklerinize. Umarım güzel güzel devam ederiz. Bir yılı bitirdik Biz de çünkü. seni anlatmanı çok seviyoruz. Sağ ol. Ben senin Teşekkür yorumunu ederim. pek izlemiyorum Aynen ama. izlemiyorsun ama olsun. Olsun. Ben sana anlatıyorum zaten özel Evet. olarak. Videoya gerek yok. Hadi bakalım. Şimdi ilk alıntımız yılın ilk okuduğum, ya geçen yılın ilk okuduğum kitaplarından birisi sevdiğimiz yazar Panayit İstirati'nin Kira Kiralina kitabından çok güzel bir alıntı. Bir bacağı ya da kolu kesik birini görünce kimse kınamıyor. Herkes adama acıyor. Ruhu sakat adama ise kimse acımıyor. Herkes ondan kaçıyor. Kim başlasın? Valla sen başla. Çünkü senin konuların Benim çok deneyim. şey, seversin psikolojik analizler, şöyle uzaklara O zaman efendim şimdi bakmalar, bence çok güzel bir tespit. Ben çok beğendim. Ne anladık şimdi biz bu alıntıdan? aforizmalar. Bir daha baştan alıyorum. Ne anladık şimdi biz bu alıntıdan? Bir ortama girdiğinde o ortamda sende olmayan şeyler varsa karşıdaki kişide, o zaman merhamet duygusu gelebiliyor, hayranlık duygusu gelebiliyor, sevgi gelebiliyor. Bilmiyorum, güzel, olumlu duygular gelebiliyor. Ama sende olan ve senin rahatsız olduğun bazı şeyler o ortamdaki kişide varsa, o zaman orada bir ürperti geliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve mesela işte kolu kesik birisi, görmeyen birisi, ne bileyim bir yeri sakat birisi gördüğün zaman, genel olarak hani bütün insanlar bu tarz fiziksel eksikliklerde yaşamadıkları için, ama ruhsal olarak ya bu insanlar böyle insanları gördüğünde, ya böyle insanları gördüğünde insanlar acıma duygusu yaşayabiliyor. Şu an politik doğruculuk adına Rezan Hanım'ın söyleyemediği bütün kelimeleri ben anlıyorum aslında çok güzel. Ben direkt söyleyeyim mi? Söyle. Yani sen kör birisini gördüğünde, sakat birisini gördüğünde ona acıma duygun geliyor. Çünkü sen fiziksel olarak öyle bir eksiklik hissetmiyorsun. Evet. Ama
ruhsal olarak bir ya ruhsal olarak sakat birisini gördüğün zaman her insan gibi sende de ruhunda yani senin de ruhunda sakatlıklar olduğu için o insanı anında tespit ediyorsun ve ortamdan uzaklaşmak istiyorsun. O insandan uzaklaşmak istiyorsun. Ben konuşamıyorum. Yani çok güzel konuştum bence ama şeyi söylemek istiyorum ben şu anda. Yani delilik bir atasporu. Yani hepimizde var. Hepimiz deliyiz. Zaten evet. Yani normal ne delilik ne çok bilmiyoruz. O kadar karmaşık bir çizgi yok yani. Flu bir çizgi var ortada. Evet. Ama sen şunu mu demek istiyorsun? Ben bunu anlamak istiyorum. Yani bir insan eğer kendisinde var olan bir eksikliği gördüğü zaman karşı tarafa herhangi bir empati duymuyor. Ama kendisinde olmayan bir sıkıntıyı gördüğünde mi empati duyuyor? Gibi. Bilmiyorum. Olabilir. Evet. Öyle bir şey söylemek istiyor olabilirim. Ama delilik dediğin ruhsal sakatlık değil ki. Delilik dediğim bir tık hoşmuş. Ben delilikten güzel bir şey ya anlıyorum. Ya delilik güzel bir şey ama yani ruhtaki sakatlık acı verici bir şey. Yo yani deliliği eğer deliliğe vurursan ve bu delilikle barışmış bir şekilde yaşarsan o depresyon da sana okey geliyor. O buhranlar da sana okey geliyor. Her şey çünkü olması gerektiği kadar ve olması gerektiği gibi. Evet. Peki. O nedenle ruhsal sakatlığı böyle illa o da yani insan eğer başarabilirse ve onu işte bizim bildiğimiz tabirle onu deliliğe vurabilirse zaten tatlı bir şey. Evet. Yani öyle hissediyorum. Ben evet, öyle evet, düşünüyorum. Evet. O zaman ikinci anlatımıza geçelim. İkinci anlatımız yine 2023'ün son günlerinde okuduğum, çok da severek okuduğum Isabel Allende'den Kış Ortasında. Kış Ortasında kitabı. Kitabın adını unuttum. Ne güzel değil mi? Geçmişteki ve şimdiki zamandaki her bir eylemi inceleyip kendi kendini hırpalamak sapıklık, kibirlilik. Sen o kadar önemli biri değilsin ki. Geçmişteki şeyleri kurcalayıp onun üzerinden anlamlar çıkarmaya çalışmak, yeni acılar çıkarmaya çalışmak sapıklık. Bence çok tatlı bir tanım. Güzel. Kibirlilik değil mi peki? Kibir değil ya. Kibir değil. Kibir öyle bir şey değil bence. Ya bence biraz insan kendi işte onu anlatmaya çalışıyor bence burada. Diyor ki yani sen o kadar önemli değilsin ki. Yani geçmiş, senin geçmişin yani tamam her insanın geçmişi kendisi için önemlidir belki bilemem şu anda ama ya sen o kadar dünyadaki o kadar önemli bir insan yani önemli bir şey değilsin ki sen. Senin geçmişin neden bu kadar önemli olsun? Ben ilk cümleden öyle bir şey anlamıyorum. Yani ben ilk cümleden şöyle bir şey anlamıyorum. Benim geçmişim işte şöyleydi. Ben şöyle bir insandım, şunları yaptım ya da şöyle, ben böyle bir şey anlamıyorum ki. Ben ilk cümleden şunu anlıyorum. Geçmişte ne kadar çok hata yaptım. Evet. O yaptıklarım beni ne kadar şey. Evet. Bu kibirden gelen bir şey değil ki. Bence tamamen kibirden gelen bir şey. Yani kendini o kadar önemli görüyorsun ki yaptığın hatalar senin için çok değerli. Hata sadece hatalar da değil de bu. Yani işte bakalım tekrar bir daha bakalım. Geçmişte ve şimdiki zamandaki her bir eylemi inceleyip kendi kendini hırpalamak sapıklık ve kibirlilik. Sen ne düşünüyorsun? Bence kesinlikle öyle. Ve yani geçmişini sürekli kurcalayıp her olayı didik didik didikleyip bir şeyler bulmaya çalışmak, bazı anlamlar çıkartmaya çalışmak tamamıyla yani sapıklık kısmına çok katılıyorum ama en çok ben kibirlilik kısmına katılıyorum. Bence kibirle alakalı. O kadar önemli değiliz ki. Yani hiçbir insan o kadar önemli değil ki. Valla ben çok önemliyim arkadaş. Ay arkadaş demeyecektim pardon. Ben kendimi önemli hissediyorum beyefendi. İyice kötüye gidiyor ha. Şaka yapıyorum. İşin şakası bu tabii ki ama bilmiyorum. Ama ben o şakanın kibir... yarısı da gerçek değil. Aynen öyle söyle de. Ben bunu kibir olarak görmüyorum. Ben kesinlikle kibir olarak görüyorum. Ve o nedenle yani geçmişe bakıp yani hatıra olarak onu hatırlamak. Yani yaptığın kötü şeyleri de yani o senin için o anda çok kötü gelen şeyleri de hatırlamak kısmında çok okeyim. Yani hoşuma da gider. Hani nostalji. Niye ki sen kimsin ki o yaşadığın güzel anıları şimdi anasın da kendini bir şey sanasın. Hayır öyle değil. Nostalji yani bana zevk veriyor bu. Şey demiyorum ondan bir anlam çıkartmaya çalışmıyorum. Bakıyorum görüyorum. Aa şöyle de yapmıştık diyorum. Mesela Kapadokya'da da balona binmiştik bebeğim, diyorum. Çok bebeğim hoşuma dedim pardon özür dilerim de anlam çıkarmak mümkün olabilir mi ya? Herhangi bir şeyi hatırladığında ya da herhangi bir şey üzerine düşündüğünde ondan anlam çıkarmamak ot yapmaz sadece. Hayır yani. İyi ya da yani kötü şunu, bir şey çıkarırsan o da anlamdır yani. Şunu anlıyorum ben yani Romanya'ya gelmeseydik de şunu yapsaydık diye sürekli orada takılı o noktada takılı kalmak. O sapıklık kısmı işte o kısma katılıyorum. Ve o kibirlilik de aynı zamanda. Yani senin kaderin bu kadar önemli mi? Sen kimsin?
O zaman biz hayatınızın bütün alanında kibir... Ben zaten gizli kibirli bir insan olduğumu düşünüyorum. Gerçekten öyle bir şey mi var? Ya gizli kibirle ilgili bir yer... Ben gizli kibir olduğunu düşünüyorum da. Vardı. Alıp yine okları kendi üzerime çekmek istemediğim için almadım. Çok da güzel bir taraf şeydi ama... Aç ya, aç okuyalım. Neyse. Bu alıntıyı kapatıyoruz. Şimdi bu yıl okuduğum ilk kitap gerçekten... Çok çok uzun bir şekilde konuşacağım. İşte ben de okumak istiyorum. O kadar çok övdüm evet, ki. Çok uzun bir şekilde konuşacağım muhtemelen bu kitapla ilgili Ocak ayında okuduğum kitaplar videosunda. Yani son zamanlarda okuduğum en güzel şey Ömür İklim Demir'den Kum Tefrikalarından iki tane alıntım var. Öncelikle birincisiyle başlayacağım. Sanırım insan ne kadar umutsuzsa mucizelere de o kadar kolay inanıyor. Evet ya. Evet. Yani umudun iyice böyle dibe vurduğu yerde hayaller yükseliyor değil mi? Mucizelere inanıyorsun yani. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? O kadar sığ düşünüyorum ki bugün. Benim aklıma şu geldi. Ben bir konuda ne kadar umutsuzsam ve kendimi çaresiz hissediyorsam fal bakıyorum. Nasıl? Ama artık yapmıyorum. Yaklaşık bir 10 senedir falan yapmıyorum. Ama ben genç geldim. Tamam yani evet aslında öyle yani bir iyice kendini sıkışmış hissediyorsun evet, ve bir şey görüyorsun. Mucizelerden arıyorsun. Evet, ya doğru. Fala asla inanmıyorum. Önce bir şaşırdım da. Fala asla inanmıyorum. Yani yok. Fal, yani konuşmaya bile gerek duymuyum. Ama güzel fal bakardım bu arada. Sana. 10 sene kadar önce kendimi işte çaresiz hissettiğim her anda başka şeylerden medet umardım. Yani bir şeylerin bana mucize vermesinden, bir şeylerin bana mucizevi bir şeyler söylemesinden medet umardım. O geldi aklıma bu cümleyi evet, görünce. Yani ne kadar doğru. Çok doğru. Doğru. Yani kitapta oldukça fazla çok doğru şey var ama şöyle bir şey de var. İhtişamlı her hayal gerçeklerle küçülürdü. Ya bu ne biliyor musun? Eğer ben henüz orada değilim ama öyle bir şey olduğunu biliyorum. Eğer yolun, sen galiba öyle bir yoldasın şu anda. Yolun ne kadar anlamlı ve aslında yol için yaşadığımızı idrak edersen, yolda olmak için yaşadığımızı idrak edersen, hayallerin gerçekleşmeye başlayınca puf diye sönmüyorsun. Ama sonuca odaklı, o hayalin gerçekleştiği ana odaklanarak yaşarsan ve o yolu kaybedersen, yoldaki o sevinci kaybedersen, anı yaşamayı kaybedersen, o sonuca ya da geç ulaşıyorsun, çalışırsan. Ve o zaman puf diye böyle, bu muydu ya, bunun için mi bu kadar emek verdim diyorsun. Soru neydi? Ben ne anlatıyor diye dinliyorum aslında. Aa, anlamadım ya. Çünkü ben şu an anlıyorum ama ben buradan onu anlamıyorum. İhtişamlı her hayal gerçeklerle küçülürdü. Ya ben buradan şunu anlıyorum. Çünkü benim hep Rezan Hanım'la aramızdaki en büyük farklardan birisi. Bana bizim hayır. Bizim ailemizin yani çekirdek ailenin ben çünkü bütün ömrüm boyunca işte çok hayalperest, işte Hawaii olan kısmı bendim. Bir anda bir şey oldu ve sürekli işte realist, gerçekçi, ayakları yere basan insan ben oldum. Ne oldu, ne ara oldu ben çok idrakına varamadım. Ama benim buradan anladığım şey şu, ben her zaman şunu söylüyorum Rezan Hanım'a. Diyorum ki bir hayal kuruyoruz ama o hayallerin muhakkak ayaklarının yere basması lazım. Sonunda üzülmeyelim. Uzaklara bakmaya başladık. Ya ben öyle. Ya. Zaten üzülüyoruz ki. Yani üzülmeyelim. Ya niye üzülüyorum? Üzülmekten korkuyorum belki. Ya zaten üzüleceksin ki her harika. Evet. Mutlu son diye bir şey yok evet. Diyen sendin yani. Ben demiyorum. Yine onu da Ömür İklim Demir diyor. Hazır elimdeyken. Onu da söyleyeyim çünkü o da çok sevdiğim bir anlatı. Bilmiyorum daha önce okumuş muydum burada ama. Bir öykünün içinde olsaydı hikayenin tam bu noktada bitmesini çok isterdi Selim. Fakat öyle olmadı. 2 saat içinde salondaki illüzyon sona erdi. Çünkü mutlu son diye bir şey yoktu. Uzun vadede bütün hikayeler mutsuz biterdi. Ama sen bilgisayar gibi her şeyi nasıl buluyorsun? Çünkü altını çiziyorum ve şu şeyler var ya. Oradan buluyorum. Nerede olduğunu da hatırlıyorum. Bu kitap çok etkilendim şu anda. Sen niye bu kadar resmisin benimle? Sen beni... Rezan. Lütfen. Bana Rezan diyebilirsin. Kaç tane kaldı? 16 dakika. Yo bitti bu kadar. Aa 3 tane mi? Hı hı. Aa okey. Bir de istersen şeyi bulurum. Kibirle ilgili kısmı. Hadi bulurum. Bul ya merak ettim onu. Kişisel bir istek. O kibirle ilgili kısmı bana bul.
Hemen geldim. Bulunuz ve lütfen bana okuyunuz Serkan Bey. Neredeydi ya? Bence onu bulacaktım. Nazar. Nazar çarptı. İstek üzerine ilk defa bir alıntı geliyor. Kibir ruhuna usul usul sirayet eder. Haberin olmaz doktorum demişti bana. Biraz bozulmuştum. Yanlış anlama, kötü adam olduğundan değil diye devam etmişti. İyilik yapanlara has, gizli bir kibir sendeki. Ama ben... Yine üstüne onlara kibiri patlattın mı? Güzel bir şey anladım üstüne. Evet. Üstüne. İşte ama yani yine bir kibirlik işte bu benim demek. Ama ha öyle mi diyorsun? Ne peki bileyim. O zaman sen devam et. Ya gizli kibir, kibrin şeyi biraz ilginç. Yani iyi insanlara has bir kibirden bahsediyor. Kibir bence herkeste var olan bir şey. Ve bir canavar gibi pusuda bekler mi? Bazılarında ortaya çıkacak zemini bulur hayatında ve gösterir o kişi o kibirini. Bazı insanlar o kibri gösterebilecek zemine ulaşamaz. İçinde yaşar. Ve o insanlar mülayim işte ya da ezik ya da işte ne bileyim bir sürü... Ezik miyim ben? Hayır. Yani mülayim ne dersin o insana? Bazılarına ezik dersin, bazılarına kendine güvenmiyor dersin, bazılarına çok mütevazi dersin. Bir şeyler bir şey. Bana mütevazi diyen çok fazla ya. Evet sen çok mütevazi ama gözüküyorsun. Ama ben kendim biliyorum içten içe ama büyüklenmek değil ki kibir sadece. Yani ben ondan kendimi üstün gördüğüm için değil ki. Ya da kendimi çok sevdiğim için değil ki. Belki kibirin tanımını değiştirmeliyiz aşkım. Arkadaşlar. Yani aşkım da diyemiyorum, arkadaş da diyemiyorum. Kaldım arada. Serkan Bey belki de kibirin tanımını yanlış yaptılar bize yıllardır. Ve değil ben mi? Bunu bu kadar kolay kabullenebildiğime göre bende olabilir mi diye. Acaba ben kibirli olabilir miyim bunu kabul ediyorsam? Senin bu da bir kibir kibir olabilir çünkü kitaptaki karakter de bunu kabul ediyor. Yani kitaptaki karakter de gizli kibir belki vardır diyor. O da onu kabul ediyor bir noktada. Bu kötü bir şey mi? Yani bilmiyorum ki kötü bir şey mi? Tabii ki güzel bir şey olmadığı kesin ama kötü bir şey olduğunu nereden? Yani bilemeyiz tabii ki dünyadaki her kötü, iyi, çirkin böyle şey değil ki. O zaman gri olmazdı. O zaman şimdi soru geliyor Serkan Bey. Evet. Sence bende kibir var mı? Masayı sallıyorsunuz. Öncelikle videomuz şey oldu. Sence bende kibir var mı? Bu arada bir es aldım farkındaysan. Hani hangi cevabı verirsem ilişkimiz sağlarsa zarar görür diye. Ben senin yerinde olsam kibirin tanımını değiştiririm. Böylece hiçbir şekilde kavga etmeyiz. Ve bu şey mi? Bu güç bende mi yani? Kibirin tanımını değiştirecek. Ben yarın yeter. Ben ne yapacağım? Bütün herkes sana yani zaten öyle değil mi? Bütün hikayelerde böyledir yani. Ne? Ben sana inanıyorum. Sen de bana inanıyorsun. Ne alakalı? Doğru olup olmaması çok önemli. Evet arkadaşlar. Hayır kapatamazsın. Ben kibirli miyim değil miyim sende? Sevgilim iyi insanlara has olan bir kibir var. Onun belki de kibir olmadığını düşünmemiz gerekiyor. İyi insanlara has bir kibir var. Kibir nedir? Yani kendini büyük görme, işte çok önemli hissetme, ben olmasam olmazcılık budur kibir. Bu değil bendeki ya. İşte bu değil. O nedenle onu söylemiştim. Mütevaziliğimde kibir var benim. Yani kendini aşağı göstererek aynen. İyice... Kendimi fazla... Ama bu... İyice yukarıya çıkartma. Ama bu bir taktik değil ki. Tabii ki değil. Bilinçli yapılan bir şey değil yani. Bilinçli olmadığını zaten söylüyor adam da. Kötü birisi değilsin ben diyor. Ben kitabı okuyayım. Kötü birisi değilsin diyor ama hani bu bir taktik değil ama hani bu mütevazi insanlarda olan bir şey. O nedenle ben sana diyorum artık. Mesela sen benimle ilgili bir şey söylüyorsun olumlu. Ben artık bunu şey diyorum ya, ben artık mütevazilik yapmayacağım, evet. Sen evet, kibirli öyle. İnsan mısın? Herkes kadar. Benimki iyi insanlara ait bir kibir değil, bundan eminim. İyi insanlara ait olan kibir olmasını isterdin, değil mi? Yine kendindeki şeyi mi yukarıya çıkartmaya çalışıyorsun? Alakası yok. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Size arkadaşlar diyebilir miyim? Bu kanalda öncelikle. Size de beyefendiler, hanımefendiler falan diyor. Baylar, bayanlar. Arkadaşlar, bilmiyorum eğer kayda değer buluyorsanız bu soruyu cevap yazınız lütfen aşağıya. Sizce herkeste şu kadarcık da olsa kibir var mıdır benim düşündüğüm gibi? Tabii ki vardır. Az önce dedim, böyle yaptım. Hayır, tabii ki herkeste kibir vardır ama herkeste her duygu da vardır.
Ha işte. Kibir de bunlardan birisi. Tamam, evet. Ama sen işte onu söyle. İyi insanlara hastan bahsediyor ya. İyi insandan beklemezsin ya bunu. Hı-hı. Onu diyor. İyi insan. O nedenle ama şu anda kibir. Artık biz 2024'te yaşayan insanlar olarak kibirin herkeste var olan bir duygu olduğunu kabul ediyoruz galiba. Evet, tabii ki. Bazıları bunu ortamını bulunca, parayı bulunca arkadaşlar ya da koltuğu bulunca, statüyü bulunca bunu acımasızca kullanır. O insanları biz sadece kibirli sanıyoruz bence. Hı-hı. Ama kendi halinde kıt kanaat geçinen bir insanın da içerisinde müthiş kibir olabilir ama zemin olmadığı için çıkaramıyordu ki bunu eleştirmiyoruz şu anda da zaten. Bununla yaşayabiliyorsan zaten bu kötü bir şey değil bu arada. Herhangi bir kötü duyguyla yaşayabiliyorsan ve onunla baş edebiliyorsan ben bunun kötü bir şey olmadığını düşünüyorum. Evet. Tamam kapatalım. Ya bu şey de yani. Benim açımdan taşlar yerine oturdu. Delilik de böyle bir şey çünkü yani. Onunla mutluysan ve onunla beraber yaşayabiliyorsan çok güzel bir şey. Ben bu kanalda çok strese giriyorum ya. Benim kanalım var arkadaşlar bir tane. Biz orada takılıyoruz. Burada olmuyor. İyi oluyor. Gayet güzel oluyor. Peki. Ben sadece bu konsept ilerlesin güzel yani böyle biraz. Biraz kendimize uzaktan bakmak, birbirimize şey uzaktan bakmak da güzel. Yani Ezan Hanım'la sana çektiğim... Ben hoşlanmadım. Ama bu 5. mi 6. mi? Arkadaşlar bölümünü. Lütfen yazın. Eğer istiyorsanız ben seve seve gelirim buraya otururum bu serinin devamı için. Ama sen olmasan da olur. Biz Serkan Bey'le İyiyiz. Lütfen burayı kirletme diyorsan yani garajı şey. Garajı. Burada gürültü yapma diyorsanız da yani. Diyorsanız da diyebilirsiniz. Biz bu videoyu çekmek istediğimiz süre boyunca çekmeye devam edeceğiz. Çünkü zaten izlenmiyor bu arada. Böyle bir şey var. O nedenle rahat rahat atıyorum. Tamam. Hadi Rezan bakalım. Lütfen. Lütfen Serkan Bey bana Rezan deyin. Peki Rezan. siz derim ama ismini de ifade ederim. Aynen öyle. Serkan bana su getirebilir misin lütfen? Yok getirir misiniz? Getirir misiniz lütfen? Aynen. Serkan kapıyı açar mısınız? Aynen. Daha... Serkan bulaşıkları yıkar mısınız? Haydi bakalım o zaman. Buraları kes. Yok kesme. Okey. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Kanalı takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar izlediyseniz zaten muhtemelen abonesinizdir. Ama değilseniz de abone olursanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sabit dur bir. İki kesebileyim. Tamam artık. Kestim.